24 Ağustos, 30 Ağustos balık burçlarını neler bekliyor diyorsanız, balıklara demişim ki yan gelip yatıp uyuyup hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ve o kadar çok şeyin önümde çözmem gerekiyor ki, yani evraklar var, yazılar var, tamamlaman gereken görevler var ve hiçbiri hazır değil. İşle ilgili yaptığım işlerle ilgili konu, evrak, dosya. Sanki ben bu hafta beni böyle bıraksalar da bir dinlensem de o bir hafta gelip bütün işlerimi yapsam diyorsunuz. Evet, gerçekten çok evrak iş konularınızla alakalı çok stresli bir haftanız var. Çözmeniz gerekiyor. Çözmezseniz bunlar gelecek hafta size sıkıntı yaratabilir. Tatili kenarda bırak, işine konsantre ol. Özellikle Perşembe gününe kadar, yani Pazartesi'den Perşembe gününe kadar işine dikkat etmezsen burada bir imza sizin işinizde ve maddi para ödemek zorundasınız ya da işinizden çıkartılmak zorunda kalabilirsiniz. İhmal etmeyin demişim. Özellikle balık burçlarına ve özellikle bazı balıklara demişim ki kız çocuk babası ya da kız çocuk annesi olacaksınız ve yaklaştıkça da heyecan başlamış. Bebeğiniz uğurlu ve bereketli olacak, hiç endişe etmeyin diyorum. Ve bazı balık burçlarına demişim ki annenizin diz kapakları, diz kapaktaki sıvılarla alakalı ya da kemiklerle alakalı bir sıkıntı var. Bununla ilgili hastane koşturmanız olabilir. O yüzden bu koşturma sırasında işinizi ihmal etmeyin. Gerekiyorsa kardeşiniz ya da eşiniz gitsin ya da babanız gitsin, ilgilensin demişim. Balık tutmak, balık burcuna denizde balık, denize bakıp derin derin dalıp enerjinizi denize akıtmak istiyorsunuz. Yüzmek değil ama onu anlatayım lütfen. Evet, bunu yapabilirsiniz. Dereye bile bakabilirsiniz. Denizsiz bir yerde bu kız, ırmak, dere, göl, yani su olsun yeter ki enerjinize iyi gelecek. Ama bazı balık burçlarına demişim ki taşınma vaktin, istediğin eve geçme vaktin, kendi evine geçme vaktin, bir arabayı satıp ev alma vaktin ya da ailenden gelecek bir destekle istediğin evi alma şansın var. O yüzden balıkları demişim ki hayal ettiğin ev hayırlı olsun. Burası sana uğurlu ve bereketli gelecek. Sonra da kafana göre bir dağ evi ya da yazlık planın var. Bunu da gerçekleştireceksin demişim değerli balık burçlarına. Balıklara şey demişim. Yönettiğiniz ya da kendi işinizi yapıyorsanız bu hafta biraz iş konularını size sıkıntı yaratan, hem başka bir yerde çalışıyorsa kendi iş yerinize de dikkat etmeniz lazım. Yani çalışan olarak değil, kendi işinizde de bu tarz hatalar olabilir. Özellikle maliye ya da belediye ya da bir denetim döneminiz olabilir. Bu denetimde biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz sıkıntı alabilirsiniz değerli balık burçları. Bazı balıklara demişim ki kendi içimde yalnızlıktan bunaldım. Hayat arkadaşı istiyorum. Ben uzun süredir ilişkisizim. Yani benim bir düzenim, bir eşim olacak mı diyen balıkların enerjisine bakmışım. Demişim ki evet var ama bu hafta değil. Daha bunun için vakit var. Bence enerjini hiçbir şekilde bozma. Tanrı Rabbim sana güzel bir eş verecek demişim. Küs olduğunuz ve alyans, yarım kan, sözden, nişandan, evlilikten ayrılma noktasında olanlar tekrar bir barışma haftası, tekrar bir şans olacak. Bence bunların sorunu iki ailenin de bu ilişkiye karışmasından kaynaklanıyor ya da başkalarının aklıyla ilişkinizi yürüttüğünüz için burada sorun var. Biraz baş başa kalıp kendi sorularınızı çözerseniz bu ilişki doğru bir ilişki demişim. Bir de şey demişim, ehliyet sınavına ya da ehliyet araba sınavı, yani ehliyetle alakalı bir sorunuz varsa, motosiklet, kaptanlık, ne bileyim, araç ehliyeti tam dönemi ve yapmanız gerekiyor. Arabayla ilgili korkularınızı yenin demişim balık burçlarına. Bir de Akdeniz tarafında tatile gitmek isteyen bazı balık burçları var. Bunun sanki oteli ya da hazırladığınız bir düzen var. Bu sizin için hayırlı demişim. Uzun süredir görüşmediğiniz bir kız arkadaşı. Normal dostunuzla bir diyalog olacak ama güvenmeyin. Tekrar zarar göreceksiniz. Yaptığınız iyilik size kazık olarak dönecek. Affedeceksiniz. Yine zarar göreceksiniz. Dikkat diyorum. Bir de aynı binada bir ahbabınızın yaşadığı bir olay sizi çok mutlu edecek. Ya da bu aile apartmanında oturtuyorsanız kardeşiniz ya da amca çocuklarınızla ilgili mutlu olacağınız biri ya da dayı çocuk, teyze çocuk, hala çocuklarıyla mutlu olacağınız bir oluşum var. Bir de şey demişim, balıklara sürpriz küçük küçük paralar var. Altın mı alayım, dolar mı alayım? İkisini de yarı yarıya, işte birinden 1 gram alın, birinden 10 dolar alın ya da 1000 dolar alın, 100 bin dolar alın, istiyorsan 100 bin altın alın. Yarı yarıya düşünün çünkü hangisi daha yükselecek diye endişeye girmişsiniz. Bol bir dinlenmeye ihtiyacınız var demişim. Ve özellikle sizinle için de ismi Azam duası söylemişim.
İsmi Azam duasını mutlaka okumanız gerekiyor. 4 kere okumanız gerektiğini söylemişim. Mutlaka okuduktan sonra 2 rekat şükür namazı da kılmayı unutmayın değerli balık burçları demişim. İyi haftalar. Yükselen vay burcunuzu dinlerseniz sizin için ister dinleyin ister dinlemeyin karar sizindir. Sevgi ve mutlulukta kalın. Hoşça kalın.